Herkese yepyeni bir güne selamlar arkadaşlar. Artık yaz geldi. Yani o tabiri caizse ilk bahardaki o güzelimsi çiçekler, yepyeşil, yeni tazecik şeyler artık böyle tamamen olgunlaştılar. Artık yavaş yavaş sararıyorlar, ne bileyim. Yani bir canlı gibi, hani İbn Haldun diyor ya, işte devletler diyor, duvar büyür, gelişir, ondan sonra yavaş yavaş yıkılır gider. Onun gibi tabiat da tabiri caizse ilkbaharla birlikte yani güzel bir şekilde çıktı, yetişti, büyüdü, gelişti, olgunlaştı. Ondan sonra yavaş yavaş bir sararacak. Artık böyle. Yani tabiri caizse ölecek. Ölüm mevsimi. Kur'an-ı Kerim'de bir baktığımızda böyle. Yani örneklerine baktığında yani insan harbiden yani oradan okuyup bir de hayatta bunu işte kainatta böyle göze gördüğünde böyle insan yani sadece maşallah, barakallah, subhanallah demekten başka bir şey diyemiyor. Harbiden de yani şöyle diyeyim, mesela hani haşrı işte müminlere ya da insanlara şey olsun diye, örnek olsun diye kainatı nasıl yani ilkbaharla, baharla diriltip sonbaharla şey yaptığımızı böyle anlatıyor. Böyle çok güzel muazzam ayetler var böyle. Yani aslında yani bir kimsenin, birilerinin, biz o kadar tembel, o kadar üşengeç bir toplumuz ki. Yani açsak böyle, düşünün, insan şöyle düşünmesi gerekir. Ya Allah'tan, yani ister inan ister inanma, Allah'tan indirilenin, yani öyle bir söylentinin, öyle bir şey söylendiğinin şeyini düşünün. Ya kim olsa olsun, İnsan merak edip içini okumaz mı? Araştırmaz mı? Yani ne bileyim. Yani insan merak eder. Birincisi insan merak eder. Değil ki. Şöyle bir şey var. Bir araştırayım, bir merak edeyim. Neyin nesidir, içerisinde ne var, ne yok. Bugün en kötüsü, yani desen ki işte filan kesen bir sana bir mektup vardı. Ne mektup var? Sen merak edersin, içini merak edersin. Ama bir merak edin ki kainatın kitabını bir okuyun, merak edin, araştırın, nedir, neyin nesidir. Ama maalesef yani çoğu insanda o durum yok böyle. Yani sanki her şey başıboş, yaratılmışça sana boşmuş. Boş gibi yaşıyoruz ve boş gibi bir ömür geçiriyoruz. Ama oysa ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yine diyor ki o müminler ki yani yeryüzünde böyle arza dolaştığında bu boşuna yaratılmıştır diye düşünmezler yani. Böyle bir çok etkileyici ayetler var. Yani bilmiyorum tabi ben işte o duygu, o şeyin tamamen anlatamam ama harbiden de bilmiyorum yani sizdeki durum ya da sizin nasıl bir duygu içerisindesiniz bilmiyorum ama ilkbahar geldiğinde Erzurum'dayım tabi. Erzurum'da ilkbahar geldiğinde böyle yeni yavaş yavaş yeşillikler çıkıyordu, tomurcuklanıyordu ağaçlar. Yani bir haşır vardı, bir dirilme vardı tabiri caizse. Ondan sonra bu büyüdü, gelişti, işte olgunluğa ulaştı. Şu anda mesela, şu anda güzel bir işte çiçeklerin, böceklerin olduğu bir yerdeyim. Hele burası öyleydi ama çoğu yerde böyle artık tamamen yeşillikler sararıyor, olgunlaşıyor. Yani bir bakıyorsun ki o haşir, o yeniden canlandırma, her şey bir yok oluyor, yok olmaya gidiyor. Ömrünü tamamlıyor. Fanidir yani çünkü. Onun için yani insan bu güzelliğinin gitmesini istemiyor ama her halükarda gidiyor. İşte demek ki fani olana insan bağlanmaması gerekiyor. İşte bu faniye bile bu güzelliği veren bir yaratıcının
bir ilahi gücün olduğunu insan bilmesi gerekir. Yani hiç şey olmadığını düşün. Ama her halükarda yani bir insan bu güzellikleri, bu döngü, bu şeyi gördüğünde yine muhakkak yani Allah'ı görebilir. Hani Hazreti İbrahim diyor ya, ben vatanı sevmem diyor. Vatan bir şey benim Rabbim olamaz. E bak, güneşi Rab edindi, güneş battı, yok bu benim Rabbim olamaz. Ay aynı bir şey, bilakis öyle. Adam mesela, yani ben bu güzelliği seviyorum ama bu güzellik, ben de biliyorum ki, siz de biliyorsunuz ki bu güzellik er ya da geç geçecek. Ondan sonra ben birisine aşık oluyorum, birisinin güzelliğine tutuluyorum. Ama o güzellik de bir nevi gidiyor. Yani anlaşılan o ki bizim bu yani görmek olsun, tatmak olsun, koklamak olsun, sevmek olsun, bunlar fani şeyler için yaratılmamış. Hani fark ettiyseniz çok sevdiğimiz bir kişi bile olsun, bir sevgili bile olsa, hani o bizi yarı yolda bıraktığında ya da bizi terk ettiğinde kalbimiz acıyor. Harbiden de ayrı bir şey ya. Biz bu dünya için yaratılmamışız. Biz burada misafirhanedeyiz. Bir misafirhaneye gittiğinizi düşünün. Bir eve misafir olduğunuzu düşünün. Gidiyorsun, orada faydalanıyorsun. İşte size verilenlerden faydalanıyorsunuz. O size gösteren yerde oturuyorsunuz. Gösteren yerde işte elinizi yüzünüzü yıkayıp yatıyorsunuz. Sadece oradan. Ama sen kalkıp da oraya diyebilir misin? İşte burası benim. Yani kendini oraya aittik. Oraya hani bir nevi tapulaştırma yapabilir misin? Yani biz bu fani dünyada, bu fani hayatta, bu fani faydalanacağımız yer için yaratılmamışız. Bilakis baki için, ebedi için bir yer yaratılmışız. O da ahirettir. Yani hani insanlar ahireti inkar ediyorlar ya haşa. Ama içindeki arzuları, istekleri, o doymak bilmeyen heveslerini yani dünyadayken şey yapamıyor. Madem böyle bir şey istiyoruz, demek ki yani şöyle düşün. Bir makine olduğunu düşün. Bir makine icat ediyorsun. Bir makine yaratıyorsun. Bir tane arı üstüme geliyordu da. Bir tane makine icat ettiğini düşün. Ama yani o makine varsa demek ki onun da işe yarayacağı, orada kullanabileceğin bir yer olması gerekir. Yani şu ot bile yaratılmasa bir sebebi var. Bir şey uygunluğu vardır. Bu boş değildir. Bu tamam doğaldır mesela. Yapay bir şey. İnsanoğlu bir şey yarattığında muhakkak bir işe yarıyor. Ya da bir sebeple, bir nedenle yaratmıştır, yapmıştır. Onun gibi yani insanlar da bu tür duygular, işte kendisi toprağa versen bile hala da daha yok mu der, dünyaya versen yok mu der. Onun gibi insanda o istek, o duygu sınırlandırılmamış. O zaman biz bunu dünyada yaşayamayacağımıza göre, o zaman yani ismi her neyse, ne diyorsa denilsin, onu karşılayacak, o duygularımızı karşılayacak bir yer, bir şey yaratılmıştır. Yani her halükarda bu güzellikler, bu nimetler, bu güzellik, gördüğümüz yeşillikler, ne bileyim, türlü türlü canlılar, bitkiler, hayvanlar, ömrünü er ya da geç tamamlayıp buradan işte belgesini alıp gidecek. Okula giden bir insan sürekli okula kalır mı? Gün gelecek ve o diplomasını alacak, hadi diyecek. Senin artık burada işin bitti, sen de gidecek. Biz de bu dünyadayız, bu dünyada faydalanacağız, misafir olacağız, yatacağız, uyuyacağız. Belki biraz farklı farklı şeyler, iyi kötü şeyler yapıyoruz. Ondan sonra gün geldiğinde hadi diyecek. İşte bilmem Okan, işte Ahmet, Mehmet.
Al senin bu istik. Bu senin belgen, senin artık burada, bu misafirhanede, bu hayatta işin kalmadı. Sen artık gerçek hayatına, gerçek dünyana dönebilirsin diye. Rabbim bizleri mutlu, umutlu, huzurlu kılsın ve sürekli merak eden ve meraklarının peşinde giden kişilerden eylesin. Düşünebilsin, tevekkül etsin, tefekkür etsin. Allah'a emanet olun inşallah. Güle güle.